Karabağlar, Güzelbahçe, Bozyaka, Eski İzmir, Ödemiş, Kızıkköy, Seferihisar, Menderes, Urla, Kiraz, Bayındır, Selçuk, Montrö, Tire. Özgür Çeyiz İzmir'in dört bir yanında tam 19 mağazasıyla hizmete devam ediyor. Yükselen dolara inat, Özgür Çeyiz mağazalarında tüm ürünler yarı fiyatına. Evet, yanlış duymadınız. Tüm ürünler yarı fiyatına. Özgür Çeyiz. Yine de bu şey için tilki düşmüştü çukura da. Peki nereden gelecek ekip belli mi? Yok, Bayındır'ı aradık. Bayındır dedi biz değiliz dedi. Bize herhangi bir şey düşmedi dedi. Abi biz İzmir Bayındır'dan arıyoruz da burada bir tane tilki yaralı bir şekilde gördük. Şu an çukura düşmüş vaziyette, itfaiye bekliyoruz. Tilkiyi kurtaracağız da bunu sizin almanızın imkanı var mı acaba? Bunu biz Sasal'ı aradık. Sasal sizin numaranızı verdi. Onlar alır dedi bu hayvanı dedi. Ne yapacağız abi? Deniz, abi ver de şu adam gürleri kessin, suratını kessin. Al. Burada burada gördüm. Gördün mü? Al şu şeyi baba. Suratına bak bu gürleri. Çakalım boynuna. Apardı gelin, boyun tabi çıkalım. Gerek yok. Bu arada hayvan korumaz işlerine de çağırın. Al sürekli de şey yaptın, açtın abi. Abi valla Allah razı olsun sizden ya. Dur yalnız. Dur yattı hayvan be. Dur. Hayvan yattı. Bir dakika. Öldü mü ya? Yok lan. Bayıldı. Aç şurası. Durum iyi değil. İyi. Şey yapalım abi. Belinden. Belinden böyle altına böyle. Destek verelim. İyi olur. Hayvan yaralı. Bunu şey. Deniz. Sürekle kutu var altında ben bunu. Ben çekeyim mi? Isırır beni. Isırır. Bak sıyrılır ha. Sıyrılacak Deniz. Deniz sıyrılıyor. Bak sürekle böyle tutun altında. Sıyırdım. Ver o. Çekiyorsun. Fotoğraf çektin mi? Tazık mı? Sıkılama mı sıyırdın? Evet. Sıkılama da ne olmuş ya? Hadi. Çıkarttık, burada aparat vardı, ulan yakalık aparatı. Bunu taktık, büyük olur, derin değilmiş. 2,5 metre. Ayak bak, sağ. Abicim sende su var mı su? Tamam abi. Sağ ayak gidik bak. Sağ ayak. Görüyor musun bak kalçada? Evet. Bir darbe almışlar. Dövmüşler mi? Ne yapmışlar artık ya? Bir yere girmiş. O topu alan. Abi ben sabah saatlerinde işimi bitirdim. Ben şu yan taraftaki çiftlikte çalışıyorum. Üst tarafta evimiz var, eve doğru giderken normalde bu yolu hiç kullanmam da hadi bugünlük dedim geçeyim. Demek ki bu da bir imtihanımızmış. Şuradan geçerken tilkiyi gördüm. Yaralı bir şekilde yerde. Zaten arka iki ayak tutmuyordu. Yardım etmeye çalıştım zaten. Kaçtı benden. Benden kaçınca zaten şeye girdi. Oradaki çukura gördü. Zaten telefonumdan Facebook üzerinden canlı yayın yaptım. Sağ ol, Allah razı olsun. Siz de yardımcı olduğunuz zaten direkt olaya en yakın siz ilgilendiniz. Gördüğünüz gibi şeyi aradık önce. Tire barınağı, Bayındır barınağını aradık. Bu bizim yabani hayvan olduğumuz için ilgilenmeyeceğimizi söylediler. Daha sonra Sasal'ı aradık. Sasal'ı da Çevre ve Orman Bakanlığı'na yönlendirdi. Aynı şekilde onlar da dediler biz alamıyoruz dediler. Bugün hafta sonu dediler. Anlayacağını sadece Tire'deki
veteriner arkadaşlar ilgilendi. Onlar da işte alacaklar büyük bir ihtimalle, götüreceğiz dediler, ilgileneceğiz bu hayvanla. Hani tabii ki de ben sabahın köründen beri uğraşıyorum yani işte. Niçin? O da sonuçta bir hayvan, bir can taşıyor. Ne kadar tam tavuklara zarar vermiş olsa ama bir can taşıyor o da ya. Bir hayvan sonuçta ya. Onunla ilgilenmek bizim görevimiz yani, insanlık namına yaptık biz bunu.